1963 yılında, o yıllarda Almanya bizden çok insan istedi. İstediği insanların bir kısmı madende kömür kazacak, bir kısmı Berlin'in sokaklarını silecek, süpürecek. Birinci kuşak. İkinci kuşak üzülerek ifade edip oralarda kayboldu. Ama üçüncü kuşaktan sonra bizim insanımız eğitimin ne denli önemli olduğunu orada iyi anladı ve çocuklarını okutmaya başladı. Alman üniversitelerinde Almanların sayısı kadar Türk öğrenci olduğunu söylesem abartmış olurum. Gittikçe talep artıyor. Şimdi dikkat ediyor musunuz? Göç için kıyametleri koparan Almanya, istemem gelmesinler diye bağıran Almanya, eğitilmiş gençleri kapatıyor. Şimdi bir süre sonra kaynak olarak Türkiye'den başka işler kullanmayacaklar. Bizim şimdi yetişen, ya bir nesil sonra yetişecek olan doktorlarımıza, mühendislerimize mutlaka ihtiyaçlar olacak. Mutlaka kapımızı çalacaklar. Hadi buyurun gelin Avrupa Birliği üyesi olmak istiyorsanız olur diyecek. Belki o zaman biz nazlanacağız. Şimdi biraz sonra söyleyeceğim. Türkiye'nin görülen, bana göre görülen büyük hedeflere varmada ya varmaya çalışmanda göstereceği kararlılık bu dediğim noktayı bizi mutlaka getirecektir. Hiç şüphe yok. Eğitim kalitemizden söz etmişim. Çok iyi yetişmiş hocalarımız var. Çok iyi yetişmeye hazır gençlerimiz var. Bu çocuklarımızın bir tarafı belki eksik kalıyor. Moral bir takım değerler. Bilgi mükemmel alıyorlar. Mükemmel bir dünyada yapılan gençler arası bir takım yarışmalarda, bilgi yarışmalarında bizim çocuklarımızın çok başarılı sonuçlar aldığını görüyoruz, biliyoruz. Yani bilgi almada ve vermede bizim gençlerimizin, çocuklarımızın hiçbir eksiği yoktur diye düşünüyorum. Ama elit bir grup lazım bize. Yani sadece aydın değil, sadece bilgili değil, mürevver, yani tefekkür sahibi insanlara da ihtiyaç var. O nedenle Ender'in olduğu gibi orada sadece Osmanlı İmparatorluğu, fetihler, onlar anlatılmıyor. Orada müzik de var. Orada aklınıza gelen görsel sanatların hepsi var. Mimar Sinan'ı sormuşlar öğrencilerinden birine. Adam demiş ki, mimar değil o. Büyük usta, usta. Mimar sadece değil, büyük düşünür. Gerçekten yaptıklarınıza bakarsanız, yaptıklarına bakarsanız böyle bunları olduğunu görürsünüz. Bu taraflarımızı düzeltmemiz lazım. Değerli konuklarımız, bu dünya düzeni, dünya düzenine biraz temas edeyim. Haksızlıklar var. Hani Orhan Gencebay dostumuzun dediği var ya, basın dünya. Böyle şeyler oluyor ki insan basın dünya temel noktasına geliyor. 2,5 milyar insan, 8 milyar insanın 2,5 milyarı hayatında elektriği görmüyor. Hani biz nasıl çocuklarımızı, biz derken benim kuşaklarıma söylüyorum. Mumda yok, o küçük fener ışığında ders çalışmaya çalışırdı. Şimdi 2,5 milyar insan okumak istiyorsa o şartlarda okuyor. Bunu aklından çıkarmak lazım. 1,5 milyar insan açlık ve susuzluk tehlikesiyle karşılaşıyor. Ve yüzlere ifade ediyorum, 500 milyon
çocuk yetersiz beslenmeden eriyor, ölüyor. Bir fotoğrafı da gözünüzün önüne getirmeye çalışıyorum. Orta Doğu, oldum olası kardeşlerin, savaşların, ölümlerin, yoksullukların, yoksullukların kol gezdiği bir coğrafya. Bir tek 400 yıl huzur gördüler, huzur buldular. O da Osmanlı İmparatorluğu'nda. O dönemde gidin, hangi ülkeye giderseniz gidin, ister İsrail, ister diğer yerler. Orada size Osmanlı döneminin ne kadar önemli olduğunu, bu dönemin adaletini anlatacaklardır. Aynı şey Kuzey Afrika için geçer. 400 yıl orada kalmışız. Elimizden geldiği kadarıyla eserler bırakmışız. Ama başkaları gelmiş orada 70 yıl kalmış. Zorla dilini öğretmiş, ondan sonra çıkmış. Aranızdaki fark bu. Aynı şey Balkanlar için söylemek mümkün. Ama Balkanlarda şimdi gitseniz Türklere karşı, Türkiye'ye karşı belli kesimler hariç böyle derin bir sevgi bulamazsınız. Halbuki oralara barış huzurumuz götürmüşüz. Dünyanın yüzü önünde Bosna'daki katliam önlenemedi. İmparatorluk olsaydı yapamaz. İmparatorluk olsaydı bugünkü Suriye'de olmaz. Irak'ta böyle olmaz. Bizi elbette rahat bırakmıyorlar, bırakmayacaklardır. Türkiye'nin bir büyük potansiyel olduğunu herkes biliyor. Ama herkes bu dünyanın böyle devam etmeyeceğini de biliyor. Böyle şey olabilir mi? 3 tane büyük markanın değeri 3 trilyon dolar. Öbür taraftan işte biraz evvel söyledim. 2,5 milyar elektrik tanımamış insan. Susuz kalmış insan. Afrika böyle yaşayamaz. Zenginle fakir arasındaki bu uçurum böyle devam ettirilemez. Mutlaka insanlık bunun bir çıkış yolu bulacak. En azından insanların yemesi, içmesiyle ilgili ihtiyaçlarını karşılayacak büyük güçlerin silah satarak zenginleşen büyük güçleri, fakirlere ait olan petrolü alıp istediği gibi kullanan büyük güçlerin aklı başına gelecek. Yoksa dünyada terör vermeyiz. Bizdeki yapay terör, yani Türkiye'yi yıkmayı belki beceremezler ama sallamaya çalışan başkalarının gayretleri sonuç vermiyorsa, bu, onların isteklerinden, hedeflerinden vazgeçtikleri anlama gelmez. Türkiye'de Soğuk Savaş döneminin sonunda zaman zaman sıkıntılar çekti. Bu sıkıntıların büyük bir bölümü bizim dost ülkelerimizden kaynaklı. 1979'da azınlık hükümeti kurdu rahmetli Demirel. Biraz evvel söylendi, ben orada devlet bakanıydım. İkinci toplantıdaydı bakanlar kurulunun. İşte toplantıya girdik. Biraz sonra ekonomi politikasından sorumlu bürokratları Sayın Demirel çağırdı. İşte Merkez Bankası Başkanı Hazine Genel Müdürü falan, deputa müsteşarı. Demirel dedi ki onlara, beyler dedi, Türk parası ve döviz cinsinden ne kadar paramız var? Bu bürokrat arkadaşlar bir şeyler anlattı.
anlatmaya çalıştılar. Şimdi ben de genç bir bakanım, dedim ben anlamıyorum dediklerinden anladım. Ama baktım, tecrübeli arkadaşlarımız da çok bir şey anlamıyorlar. Ben de tabii rahmetli Demirel'i, burada beraber siyaset yaptığımız arkadaşlarım bilirler, böyle sinirlendiği zaman alnının şurası kızarırdı. Baktım Demirel'in alnı kızardı. Aa dedim, anlamıyor yalnız ben değilim. Sözünü kesti o arkadaşlar, dedi ki, beyler, öyle değil. Köy bakkalı hesabı, çekmeceyi çektiğin zaman orada döviz cinsinden, Türk parası cinsinden kaç lira var? Herkes bankası başında dedi ki, hiç para yok. Öyle bir ekonomiyi yaşadık Türkiye. Allah çok şükür. Çekip çevirip çıktı. O nedenle Türkiye sıkıştırma yolunda herkesten ne diyorum, bizim gücümüzü anlayan noktaya gelmiş. Bunu önemsiyorum. Bundan sonraki varacağımız hedefler bakımına. Şimdi yavaş yavaş dünya soğuk savaş döneminin alışkanlıklarına doğru gitmeye gayret ediyor. Hani Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim bu dünya iki padişah az, bir padişah çoktur demiş ya. Soğuk savaş dönemini yaşayanlar, yaşatanlar ve şimdi niyetlenenler herhalde oradan hareket ediyorlar. Diyorlar ki bu dünya ikimize yeter, üçümüz zararlı. Ne yapıyorlar? Şimdi buradan çekilmeyen benden belge istemeyin ama düşünmenizi rica ediyorum hepinizden. O belge yok belge. Bunlar oturdu anlaştılar. Soğuk savaş dönemi iyiydi. Herkes şimdi kafasını kaldırıyor. Herkes bir şeyler diyor. Türkiye bir şey diyor, bir şey diyor, bu bir şey diyor. Bunlarla uğraşamayız. Yani biz eski günlere dönelim herhalde dediler. Bana anlatabilir mi kimse? Kırım'ı ilak ediyor Rusya, Amerika'nın sesi çıkıyor. Afganistan'a Rusya işgal ediyor, sonra Amerika'ları bırakıyor, çekip gidiyor. Ukrayna'yı Rusya dizayn ediyor, Amerika'nın sesi çıkıyor. Körfez Savaşı'nda, Irak Savaşı'nda Rusya'nın tepkisini gördünüz. Şimdi Suriye semalarında hızlı hızlı uçuyor, Rusya'nın uçağı orada gördünüz. O koca dev donanma geldi, Körfez'e de oradan iki tane top attı, sonra gördünüz. Yok. Obama bizim dostumuz idi. Türk ordusu niye Suriye'ye girmiyor diye şaşırıyorum. Böyle bir açıklaması var. Çünkü bizi oraya sokup Kürt gruplarla PYD ile PKK ile onlarla çatışma ve Suriye'de istikrarsızlık yaratma hesapları vardı. Türkiye iyi niyetle Suriye'de demokrasinin yerleşmesi, pekişmesi, oradaki insan hakları ihlallerinin azalması, azaltılması niyetiyle o girişime destek oldu. Ama geldiğimiz noktada bakar mısınız? Suriye parçalandı ve Rusya'nın 100 yıllık hayali, belki daha da ötesinden 200 yıllık hayali sıcak denizlere inme imkanı bir altın tepsi içerisinde Rusya'ya sunuldu. Amerika'nın buna bir itiraz yok. Ay yok. Niçin olsun ki Amerika'da öbür tarafını aldı, petrolün olduğu yerleri aldı. Ve daha önemlisi, orada kurmayı düşündüğü bir devletle İsrail'e güveniyor. Şimdi ne yapılmak istenir?
Değerli dostlarım, çok da vaktinizi almak istemiyorum. İş burada bitmiyor. Bize Afrika'da, başta Libya olmak üzere istikrarsızlıklar yaratıldı. Türkiye acele edip çabuk adım atmasaydı Libya'da itiraf bana göre şimdi bitmişti. Ama Türkiye belki de 200 yıllık önemli bir karar vererek Libya'da hakkının olduğunu ilan etti. Belki önümüzdeki süreçte Amerika Türkiye'den istediğini bulamayacak ama Suriye'de kurduracağı bir devletle, Irak'ta desteklediği bir başka devletle Türkiye'yi güneyden kuzeye doğru sıkıştırmaya çalışacaktır. Hedef de mutlaka Türkiye'nin bölünmesi var. Bunu bilmemiz lazım. Ama Türkiye şimdiye kadar buna fırsat vermedi. Bundan sonra da vermez. Ama Türkiye gücünü, konumunu iyi kullanır. Bana sorarsanız, tabii eleştirilecek pek çok yol var ama temel olarak takip ettiği politika böyle bir oyunu engellemede başarılı bir noktaya gelmiştir. Ama burada sorun biter mi? Bitmez. Amerika bir taraftan Orta Doğu'daki, Kuzey Afrika'daki petrollerle ilgilenirken öbür taraftan petrol ve doğal gaz dağıtımının da kendi kontrolünde olmasını istiyor. O nedenle Orta Asya onun için. Orta Asya'daki egemenliği Çin'e bırakırsa Çin'in batılara kadar gelip bütün Avrupa'yı etkisi altına almasından korkuyorlar. Onun için Çin'in bir yerde durdurulması lazım. Ve bana göre bundan sonra Amerika, İran ve Pakistan'la uğraşacaktır. Ama bu kadar büyük bir coğrafyayı tek devlet olarak yönetmek ve istediğim gibi dizayn etmek kolay değil. Bence Amerika dönecek, Orta Doğu'daki imkanları, Kuzey Avrupa'daki imkanları, Akdeniz'de bir kısmını Rusya, Türkiye ve Fransa'ya verecektir. İşte bunu yapsın Amerika. Ufukta bizi heyecanlandıran başka bir şey daha var. Petrolün önemi giderek azalıyor. Doğal gazın önemi giderek azalıyor. İki tane önemli madde önümüze çıkıyor. Bunlardan biri sudur. Türkiye biliyorsunuz su zengini bir ülke değildir ama çok şükür çok fakir bir ülke de değil. Ama Türkiye'de bir alanda rakipsiz. O da bor. Bor madeni bildiğiniz gibi en çok Türkiye'de çıkmaktadır. Petrolün doğalgazı yerine bunun geçeceği günler bana göre çok uzak değildir. Amerika borun çıkarılmasını ve kullanımını da Orta Doğu'daki petrol zengini ülkelerde yaptığı gibi bu yer sahipleriyle ortaklaşa işlemek planlarını yapıyor olabilir diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin önünde belki hemen elini uzatacağı mesafede değil ama düşünebileceği, hayal edebileceği değil, düşünebileceği bir mesafede büyük bir zenginlik vardır. Aslında bir bakıma Türkiye istese de istemese de bu zenginliği yakalayacaktır. Ben buna samimiyetimle inanıyorum. Bunun için bizim içeride yapacaklarımız var, dışarıda yapacaklarımız var. İçeride birliği, beraberliği, sükuneti mutlaka teyit etmemiz lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Birbirimize tahammül etmemiz lazım. Birbirimize ellerimizi
Çünkü iyi bir Türkiye ancak işimize yarar. Kötü bir Türkiye, problemli bir Türkiye, ekonomisi iflas etmiş bir Türkiye kimin ne işine yarar? O nedenle elimizi tutacağı yerdeki imkanlarımızı bilmemiz lazım. Varlıklarımızı kullanmamız lazım. Ve bu zenginliği farkına varmamız lazım. Özetle bu zenginlik, bizim topraklarımızda olan o zenginlik, coğrafi konumumuz ve bilgili, cesur gençlerimiz Türkiye'yi gelecekte uçuracaklardır. Ben Allah'tan Niyaz'ın diri o günleri bize göstermesidir. İnşallah hep beraber görürüz. Tekrar Avrasya Üniversitesi'nin değerli mütevelliyet başkanına, Sayın Mektörü'ne ve sizin sevgili dostlarımıza teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sayın Başkanım, gerçekten 50 yıllık inanılmaz ve örnek bir özgeçmiş ve birikiminiz var. Başarmaktan büyük mutluluk duyduklarınız, belki de yapmak isteyip de fırsat bulamadıklarınız, bazen hayal kırıklıkları. Tüm bunları Kürsüden adlı kitabınızda da belirttiğiniz gibi bir kitapta toplamayı düşünüyor musunuz? Şimdi o kadar çok kitap olduğunda yalnız yakında zannediyorum Doğan şimdi Demirören oldu. Yayınlarının bir kitabından çıkaracak beni anlatan bir kitabım. Bu kitaplardan bir tanesi size elinizde olan Kürsüden benim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığım konuşmalar. Diğeri de Zonguldak Merkezi Bütün Üniversitesi'nin resmi yayını. Öyle olunca birçok şeyi ben söyleyemedim birçok şeyi de arkadaşlar yazamadı. Sanıyorum o çıkacak olan kitap daha tatmin edici olur. İkinci soruma geçmek istiyorum. Sayın Başkanım, 450 oy gibi çok önemli bir uzlaşma ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmek gerçekten inanılmaz. Şüphesiz bu uzlaşmanın temelinde sanırım sizin uyumlu, tarafsız ve pozitif kişiliğiniz son derece büyük önemi var. Göreviniz esnasında da benzer bir uyumla çalışma imkanınız oldu mu? Evet, yani başkanlığın döneminde meclisin bütün çalışmalarına, bütün partileri ortak ederek gayret sarfettim. Bütün gruplara aynı mesafede bulundum. Girişimlerimi onları da işin içine katarak yürütmeye çalıştım. Çünkü 450 oy Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde bir rekor. Onun sorumluluğunu hiçbir gün aklımdan çıkarmadım. Hep beraber güzel şeyler de yaptık. Yapamadığımız parti liderlerine mektup yazdım grup başkanlarına. 4 tane komisyon kuralım dedim. Bu komisyonlar Türkiye'nin tıkandığı önemli bazı şeylerde çalışma yapsın. Bunlardan biri anayasa komisyonu. İkincisi iş gücü komisyonu, üçüncüsü siyaset ve finansmanı ve siyasi partiler ve seçim kanunu komisyonları. Maalesef orada başarılı olamadık. Sadece iş gücü komisyonu çalıştı. Bir metin ortaya çıkardı ama onun genel kurulda görüşme imkanı olmadı.
Benim çok önemlendiğim siyaseti biraz bana seçim ve milletvekili seçimi kanununa hiç dokunamadık bile. Orada içinde muktedir ama yapabileceğim başka bir şey de maalesef yoktu. Ama onun dışında hemen hemen her şeyi diyalog çözdük. Önemli konularda parti liderlerini ziyaret ederek onların düşüncelerini, görüşlerini de aldım. İyi bir dönemdi diye düşünmekteyim. En önemli beraber yaptığımız şey sigara yasağı. Bütün partiler, liderler sigara içmiyordu. Bir avantajımız da Sayın Cevdet Erdoğan'ın burada sevgiyle saygıyla anladım. O konuda çok gayret oldu. Bir destandır sigara yasağına getirilmesi. Yani uzun bir hikayedir ama gerçekten bir destandır. İşte orada Sayın Erdoğan'ın, Sayın Bahçeli'nin, Sayın Baykal'ın ve Sayın Türk'ün çok büyük gayretleri oldu. Bu sorunu çıkardı. Güzel bir şey yaptı. Sayın Başkanım, bugün küresel anlamda baktığımızda tüm dünya ülkelerinin yarattığı ulusal hasılat toplamı yaklaşık 86,6 trilyon dolar. Küresel hasılat sıralamasındaki ilk 10 ülkeye bakarsak ABD, Çin, Japonya, Almanya gibi devletler yer alıyor. Toplama dünya toplamının %68'ine eşit. Dünya genelinde kişi başına düşen miktar ise 1212 dolar sadece. Ancak bu oran çok küçük farklılıklar dışında 10 yıllardır hiç değişmemiş. Acaba yeni dünya düzeninde değişen ya da farklılıklar pazar kavgalarından mı kaynaklanıyor? Özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi yerlerde. Şüphe yok, biraz evvel onu söylemeye çalıştım. Yani bu düzen böyle devam etmez. Bu düzenin mutlaka bir çıkış yolu olmalıdır. Yani bütün Afrika'nın milli geliri İki tane Amerikalı zenginin milli geliri eş. Yani bu savunulamaz, bu sürdürülemez. Bu insanlar şimdi dünyanın her tarafına gidiyorlar. Bak pompa tüfekle durdurma imkanı yok. Gidiyor adam nereye gidiyorsa oraya kadar gidiyor. Karşısına top çıkarıyorlar, tüfek çıkarıyorlar. Ne tabanca çıkarıyor ama gidiyor insanlar. Nereye gidiyor? İşte kalkınmış ülkelere refah aramaya gidiyor. Daha zengin olmaya gidiyor. Bu insanları durduramayız. Şimdi Afrika gelmiyor. Bir gün gelir Afrika'da gelmeye başlar. O nedenle insanlığı yönetenlerin ona çare bulması lazım. E şimdi bazıları çok kızıyor ama Sayın Tayyip Erdoğan'ın söylediği bir laf var. Dünya beşten büyüktür. Yani onu her beşlerini de kabul etmesi lazım. Sayın Başkanım, Stockholm Barış Araştırması Enstitüsü verilerine göre dünyada güvenlik adına yaklaşık olarak toplam 1,8 trilyon dolar harcanmaktadır. Bunun anlamı dünyada güvenlik için kişi başına her yıl yaklaşık 250 dolar harcanıyor. Yani tüm ülkeler kendini güvende hissetse ve bu anlamda hiçbir ülkeye para harcamasa her yıl kişi başına 250 dolar başka giderlere harcanabilecektir. Bu mümkün mü? Yoksa yine her yıl silah fabrikaları çalışacak, silah satışları olacak, mermiler patlayacak, insanlar ölecek ve yeni dünya düzeni devam edecek. Bu tabii en azından teorik olarak mümkün. Hep anlatmak istediğim de o. Ama sayısı belki yüzü geçmeyen o büyük silah fabrikalarının susması anlamına gelir. Yani insanın buna karar vermesi lazım. Amerika'nın bu ülke başkanı Amerikalılar istediği gibi silah alabilir diyor. Yani herkes birbirine gerekiyorsa vurmaya öldürmeye sanki teşvik ediyor gibi. O nedenle silahlanmanın mutlaka önlenmesi, büyük silah sanayilerinin mutlaka yoluna getirilmesi ve teşvik edilmemesi lazım. Şimdi burada neler yapıyorsunuz? Siz de yapıyorsunuz. Yani biz zorlukta yapıyoruz, zorumuzdan yapıyoruz. Ne yapalım yani? Paramızla bize silah vermiyorlar. Bizim silahlanmamız, bizim savaşmak zorunda kalmamız, bir yeri işgal edelim, o yerin zenginliklerini yapalım dayanmıyor ki. Bize olan tehditlere karşı kendimizi savunmak için silah sanayini kurmaya, geliştirmeye çalışıyoruz. Ama yapalım, bundan da para kazanalım, Türkiye zenginleşsin, kimsenin altından geçelim, bizim altımızdan geçeceğiz. Verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sanırım değerli basın mensuplarının da soruları varmış. İzin verirseniz onları kendilerine alalım.
Sayın Bakanım, değerli vali, hükümete arzum, hepinize, sevgili öğrencilerin hepinizlere saygılar sunuyorum. Sayın Bakanım, sizi yakinen tanıyan ve takip eden bir gazeteci, 35 yıllık bir gazeteci, sizin bu ülkeye, bu ülkenin kültürüne, milli eğitimine verdiğiniz katkıları da yakından bilen bir gazeteci. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın döneminde bu bölgede, bu bölgenin beklentisi olan eksik fakültelerin kurulmasındaki katkılarınızı ve kurulduğumuz fakültelere de bilen birisi olarak bize göre bu kentin, bu bölgenin değerli bir marka değeri olan Avrasya Üniversitesi'nin beklentisi bağlamında bir soru yönetmek istiyorum. 2004 yılında kuruluş çalışmasını başlatan üniversite 2010 yılında ancak kurulardı. Tam 6 yıllık bir mücadele sonunda ve gerçekten çok büyük emeklerle kuruldu. Sıkıntı halen devam ediyor. Bugün 4 eksik fakültesiyle beraber hayata devam ediyor, eğitim hayatına devam ediyor. Türkiye'de belki hiç örneği görülmeyecek biçimde, dilerim gider gezerseniz, kampüsü bitmiş, amfileri hazır, derslikleri hazır, her şeyinde hazır ancak fakülteleri alamayan bir üniversiteyle karşı karşıyayız. Bunu şehirde zaman zaman dilendiriyoruz. Bu kente bir üniversitenin, bir vakıf üniversitesinin, bir özel üniversitenin sağladığı katkının farkındayız. Ama ne yazık ki belki geri sistemden mütevellit çok ciddi bir sorun olarak önümüzde duruyor ve şehir olarak biz bu sorunu aşamıyoruz. Geçmişte bu işin tecrübenize Türkiye'nin kültür ve eğitimine vermiş olduğunuz katkıya, hatta bu bağlamda katkının eksik olan fakültelerini açan bir eski bakan olarak bu soruyu size sormayı görebildim. Ve bu konuda bir adım atılabilir mi? Bu beklentiye ne diyorsunuz? Söz size teşekkür ediyorum. Şimdi üniversitelerin bütün kampüslerini Sayın TVD Başkanımızın mühendisliğiyle beraber gezdik. Doğrusu isterseniz gördüklerimden mutlu ve heyecan duydum. Hani Türkiye'de mükemmel yapıyor, en iyisini yapıyor. Bu bana tekrar düşündürdü. Burada okuyan öğrenciler, sevgili gençleri de şanslı gençler, şanslı öğrenciler olarak görüyorum. Tabii çok üniversite açılınca kontenjan boşlukları çoğalmaya başladı. YÖK bunu önlemek için kontenjanları kıstı ya bazı bölümleri kaldırdı. Onları o öğrenmenle çok daha iyi bilirler. Ama buralar mutlaka doğar. Ondan hiç endişe olmasın. Bu kadar güzel tesislerin öğrencisiz kalması düşünülemez. Bu nedenle Avrasya'nın da öğrencisini çoğaltacağını ki şu andaki öğrenci sayısı da bana göre önemli bir sayı. Çok kolay değil. 6-7 bin kişinin, öğrencinin bir üniversitede, bir vakıf üniversitesinde bir araya gelmesi. Bana düşen bir şey varsa elbette elimden ne gelirse yaparım. Ben şunu düşünüyorum. Yani bu tesisler artık onu kuran mütevelliyet başkanı ya vakıf başkanı değil. Buradan halkın, buradan millet olmuyor. Sanayiciler için de aynı şeyi söylüyorum. Ben rahmetli Sarp Sabancı'ya dedim. Ben senin fabrikaların ortağındır. Nasıl ortaksın? Ya bunlar seni alıp götüreceğin yerden. Yok. Böyle bir istirahat. Yüzlerce, belki binlerce eser var. Eğitim yuvaları da var. Buraya kuranlar istese de kapatamaz. Çünkü buralar artık halkın olmuştur. Gençlerimizin olmuştur, hocalarımızın olmuştur. O nedenle önümüzdeki süreçte bu potansiyelin büyük oranda çözülebileceğini düşünüyorum.
içerisinde arkadaşları bana şunu yap derlerse elbette bunları ben de artık yani boş boşun değil, görevlisiyim. Şükranlarımızı arz etmek, günün ısına bir plaket takdim etmek için mütevelliyet başkanımız.